videomuzda TIA Portal'da kaydırma, döndürme komutlarını ele alacağız. TIA Portal'da bu konuyla alakalı 4 komut bulunmakta. SHL Shift Left, SHR Shift Right, Roll Rotate Left, Roar Rotate Right. Burada gördüğünüz gibi zaten L'ler, left'ler, solu, R'ler, right'lar sağı göstermekte bana. Peki bu komutlar nasıl çalışıyor? Önce SHL Shift komutlarını ele alacağız. SHL Shift Left komutu şu şekilde çalışıyor. Eğer siz Qbyte 0 hafıza alanına bir değerini atadıktan sonra SHL Shift Left komutunu çalıştırırsanız ve bu komutta da kaydırılacak bit miktarını bit 1 olarak girerseniz her en girişinde buradaki bitler, şu anda ben 1 verdim ama hani bu sayı daha farklı bir değer de olabilir Qbyte 0'ın içerisindeki. Her en girişinde buradaki bitler sola doğru her en girişinde kaydırılacak. Bu örneğimizde 1 vermişiz ve her en girişinde bu 1 değeri sola doğru dikkat edecek olursanız kaydırılmış. Peki sağda oluşan boşluk ne oluyor? Sağda oluşan boşluklar burada sıfırlarla dolduruluyor. Ve peki burada soldan çıkan bitler, değerler ne oluyor? Onlar da kayboluyor. SHR Shift Right komutunu kullanırsanız da bu işlemi sağ tarafa doğru yapacak. Left'te, SHL'de büyük bite doğru, büyük değerlikli bite doğru, ki burada en büyük değerlikli bit nedir? Q0.7'dir. Q0.7'ye doğru bir hareket varken SHR'de right'ta küçük değerlikli bite, ki burada Q0.0'dır, ona doğru bir hareket var. Aslında Shift ile Rotate komutları hemen hemen birbirine benzer, aynı komutlardır. Shift'te burada işte o byte alanından çıkan bitler kaybolurken, yok olurken, Rotate komutunda örneğin buradaki Q0.7'den çıkan bit tekrar dönüş yapar, Q0.0 bitinden giriş yapar. Yani burada Shift'te bu veri uçarken Rotate'de bu veri tekrar en küçük, burayı için söylüyorum, en küçük değerlikli bit için geri dönüş yapar. Bunu isterseniz bir örnek üzerinde görmeye çalışalım. Öncelikli olarak left komutunu kullanacağım. Shift left komutunu kullanacağım. Burada Qbyte 0'ın içerisine bir değerini atayacağım ve bu komutu kullanacağım. O zaman benim Qbyte 0'a bir değerini atamam lazım. Burada bir tane başlangıç butonum olacak. Input 0.0 gibi. Atamayı neyle yapıyoruz? Atamayı daha önce göstermiş olduğum benim mol komutlarım var. Bununla ilgili video vardı. Burada yapacağız. Bir değerini nereye atayacağım? Qbyte 0'a. Atamayı yaptım. Aslında sistem bitlerini göstersem orada işte 0.1, 0.5, 1 saniye gibi aralıklarla işte pulse veren bitlerim vardı ama onları daha anlatmadığım için burada bir tane pulse üretici yapmam lazım. Yine bu butonu kullanıyorum. Ha burada da şöyle söyleyeyim, butonu yükselen kenar yapmamız lazım. Niye butonu yükselen kenar yapmamız lazım? Onun da nedeni şu, butonda elimiz ne kadar süre kalacağını bilmiyoruz. Butonda elimiz olduğu sürece bir atamasını Qbyte 0'a devamlı yapacaktır. O nedenle yükselen kenar seçtim. Burada bir tane pulse üretici oluşturalım. Ton zaman rölesiyle yapacağım bunu. 1 saniye olacak pulse üreticim. Şimdi 1 saniyede bunun restart atması lazım. Tamam. Aklınıza şu gelebilir. Ya buraya bir tane kapalı kontak koyalım. Bu kapalı kontağı da zaman rölesinin Q'sundan alsın. Şimdi böyle yaptığınız zaman şu 1 saniye sonunda burayı açıp zamanı sıfırlamıyor. 1 saniyeyi görmüyor, zaman saymıyor. Bunu zannedersem zaman röleleri videomda bundan bahsetmiştim. Zamanlayıcılara anlattım. Bunu bu şekilde yapmayacağız. Bunun çıkışına bir tane yardımcı memory hafıza alanı attım, M hafıza alanı attım. Bu olacak. Ah yanlış yaptım. Ctrl X M 0.0. İlk anlattığım konulardan bir tanesiydi bu. Bununla gerçekleştireceğiz zamanı sıfırlamayı. Şimdi ne yaptım ben? Input 0.0'a bastığımda Qbyte 0 hafıza alanı içerisine bir sayısını atadım. Çünkü neden? 1'i atadım ki left kaydırma yapacağım. Ve şurada da 1 saniyede bir kendini restart eden zaman rölem var. Şimdi gelelim buraya.
Bir saniyede bir, bir çevirim kapanıp açılacak bir kontak bu. Şuradan alıyorum. Basic Introduction, Introduction Basic Introduction'ın altında Shift Left aldım. Hangi veri alanını kaydıracak? Q byte 0 veri alanını kaydıracak. Her en girişi olduğunda kaç bit kaydırsın? 1 bit kaydırsın ve yine Q byte 0 hafıza alanına yazsın. Şimdi bazı ayarlamalar yapmam lazım. Şurada bir tane watch table yapalım. Q 0.0 bu Q byte hafıza alanının en küçük değerlikli biti. Fazla oldu. Buradan da ben bir saniyede bir kayıp kaymadığını oluşturduğum watch table'dan göreceğim. Gönderelim. Şimdi burada monitoring'i açtım ama burada direkt Q byte 0 hafıza alanına işlem yapacağım için bir şey göremeyeceğiz. Asıl bunu watch table'dan izleyeceğiz. Hatta şuraya da input 0.0 butonu da getirdim. Online'ı alalım ve input 0.0'a aktif edeyim. Bakın Q0.7'ye geldi ve bir daha devam etmedi. Niye? Bu çünkü Shift Register, Shift komutu. Butondan elimi çektim, ne yapmıştım burada? Butonun her yükselen kenarında bir atamıştım. Bunu tekrar göstereyim. Yani şu anda butona bastığım anda bir çevrim olarak Q-byte 0 hafıza alanına bir değerini atayacağım. Şu kontakla ilgili de bir şey söyleyeyim. Eğer siz bunu bir buton girişi olarak kullanacak olursanız burada da yükselen kenar kullanmanız gerekli. Çünkü örneğin burada bir input atıyorum 0.1'i kullandınız. Input 0.1 basılı olduğu sürece her çevrim bu atama işlemini ya da bu kaydırma işlemini gerçekleştirecektir. Ve istediğiniz çalışmayı elde edemeyeceksiniz. Eğer butona her basışımda Shift Register, Shift Left çalışsın diyorsanız yükselen kenar koymanız lazım. Aksi takdirde butona basılı olduğunda, örneğin butonunuz 1 saniye basılı oldu, çevrim süreniz sizin 10 milisaniye, 1 saniye kaç misli 10 milisaniyenin 100 misli, 100 kere bu işlemi yapacak. O nedenle yükselen kenar koymanız lazım. Yine watch table'a geldim. Bakın butonu tekrar burayı false, true yaptığımda Q-byte 0 şu hafıza alanına 1'e atayacak ve left kaydırmayı yapacak. Left kaydırmada ne yapıyordu? Sola doğru kaydırıyordu. Küçük değerlikli bitten büyük değerlikli bite doğru. Ve bir daha devam etmiyor. Peki bunu ben main over'e gelelim. Butondan elimi çektim. Shift'le değil de rotate'le yapmış olsaydım ne olurdu? Left, rotate left yapıyorum. Bunu gönderiyorum. Gönderdim. Yine watch table'dan izleyelim. Bakın o bit geri döndü. Shift'te dönmeyen bit rotate'te geri döndü ve şu anda devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bakın girişi kestim. En son atama Q04'e. En son atama Q04'e neydi? 1 yapmıştı ve şu anda atamayı kestiğim için ya da register'ı çalışmasını kestiğim için burada en son atanan değer burada kaldı. Eğer bunun burada kalmasını istemiyorsanız program içerisinde bununla ilgili önlem almanız gerekir. Yani şunu örneğin ne yapabilirsiniz? Ne yaptığınızda butondan elinizi çektiğinizde bir değerini atayacak. Ya da butondan elinizi çektiğinizde buraya sıfır değerini atlatmak istiyorsanız yeni bir moblock ekleyeceksiniz. Input 0.0'ın butonun negatif kenarıyla sıfır değerini Q-byte 0'a atayacaksınız. Şimdi ne yaptık? Bu sefer Shift Right yapalım ama atayacağım değer ne olacak? Bir atasak ne olur? Bir atasak olacak olay şu. Buraya geri dönelim. Right'ta ne yapıyor? Right'ta da büyük değerlikli bitten küçük değerlikli bite doğru atama yapıyor. Şuraya biri atadığınızda, rotation yaptığında, döndüğünde Q0.7'deki burada değeri sıfırlayacak. Ne yaptık? 128 yaptık. 128
Nereye aktif edecek? Bunu Q0.7'yi ve right kaydırma yapacağı için bu yukarı doğru hareket edecek ve en son geri dönecek. Aslında diyeceksiniz ki bu burada yok olmaz. Bir yaptığında evet yok olmaz ama bir şey de göremeyeceğiz bu değere. Bir çevrim göremeyeceğiz. O nedenle 128 atıyorum. Shift komutunda da o değer yukarı gideceği için burada right olarak yukarı gideceği için sadece Q0.0'ın bir saniye yandığını ve ondan sonra kaybolduğunu göreceğiz. O nedenle bunu yaptım. Birazdan shift'te daha iyi anlayacaksınız. Hatta 1'de kalsın bu. Ha shift'e geldik. 1'de kalmasın. 128 değerini atayım. Roll right'ta yaparız onu. Bunu gönderiyorum. 128 atadım. Ah özür. Orada atamayı yapmışım. Birer bit kaydırsın. 128 atadım. Evet. Gönderdik. Başlayıbula gelelim tekrar. Bakın dikkat edecek olursanız büyük değerli bitten küçük değerli bite doğru kayma yaptı ve bundan sonra boşluklar sıfırla dolduğundan ve ilerleyen bitler kaybolduğu için tekrar bu işlemi gerçekleştirmedi. Bunu rotation right yapalım. Bunu gönderiyorum. Gönderdim. Bakın 128 atadı. Ve tekrar rotate yaptı. Şu buraya bir atama durumunu tekrar size anlatayım. Göndereyim. Geldi. Bir atamak demek şurayı yakmak demek. Bir atadım ve şu anda dönüyor. Niye? Rotation komutu kullandığım için. İlerlesin biraz farklı bir yerde dursun. Tamam. Ama rotate değil de shift kullanmış olsaydım. Şimdi aktif ettiğimde burayı bir yapacak bir saniye sonra bu sola kaydığı için hafıza alanından çıkacak ve shift olduğu için rotation yapmadığı için bir daha da bir şey göremeyeceksiniz. Gördünüz. Ve evet, demin anlatmak istediğim şey buydu. Başta söylemem gereken şeyi sonda söyleyeceğim. Bu shift register'ları ya da rotate komutlarını nerede kullanıyoruz? Bir hafıza alanı içerisinde bit olarak kaydırma işlemi. Zaten adı o. Tamam, kabul. Zaten adı o da. Hafıza alanlarında bazen bitlerin değerlerini kaydırmak isteyebilirsiniz. Buradaki örneğimizde ne yaptık? Qbyte 0'ın içerisindeki değeri biz sol sağa kaydırdık ya da başa döndürdük. Bundan önce ben zaman röleleriyle işte sıralı ışık yakma, kara şimşek yapma gibi bir takım örnekler çözmüştüm. Mesela o örnekleri register'lı shift'lerle ya da işte rotate'lerle çok daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, bunu bit olarak düşünüyorsunuz ama örneğin şu online'ı keseyim. Örneğin burayı double word seçtiniz. Örneğin bunu da Q double sıfır ağız alanı farklı bir şey yapalım. Daha çok buralarda olmaz yani. Q'larda bu işlemi yapmayız bu vereceğim örnek için. Merker double örneğin 50 diyeyim. Ve şurayı 1 değil de 8 yaparsanız dikkat edecek olursanız Merker double 50 nasıl oluşuyor? Merker double 50, Merker byte 50, 51, 52, 53'ten oluşur. Tamam mı? Bunun en küçük değeri 53 içerisinde saklanır byte olarak ve ben ne yapıyorum? Bir double içerisindeki 1 byte'lık veriyi bu şekilde 8 yaparak kaydırıyorum. Mesela banttan akan bir parçanız var. Bu akan parçanın üstünden siz bir renk kodu okuyorsunuz. Bu okuduğunuz renk kodu örneğin 4 bitlik bir bilgi, 5 bitlik bir bilgi olarak bir hafıza alanına giriyorsunuz. Ve örneğin banta bir sonraki ürün düştüğünde o renk bilgisini de kaydırıyorsunuz. Ve örneğin bunun bir seçim yapması lazım. İşte kırmızılar bir tarafa, siyahlar bir tarafa gibi ve banta düşen her parçayla birlikte siz eğer bu veriyi 4 byte yani bir double içerisinde kaydırdığınızda her düşen parçadan sonra işte daha önceki parçanın renk bilgisi bir sonraki byte'a geçmiş oluyor ve siz bunu da işte normalde ne yaparız? Banttan bir parçanın işi biter. Ondan sonra onun seçmesini yaparız. Onun seçmesi bittikten sonra ikinci parçayı göndeririz. Burada öyle bir şey yapmanıza gerek kalmaz. İşte peş peşe burada double alan seçtiğinizde 4 parça peş peşe gelse dahi onunla ilgili örneğin oradaki renk bilgisi beraberinde kaydığı için bantın ilerleyen pozisyonlarında siz ne yapabilirsiniz? Bu değeri kullanabilirsiniz.
Yani ne yapabilirsiniz? Siz orada işte bant bir sensörün önünden geçerken o banta ait hafıza bilgisine bakıp o işte silindirin ileri çıkması gerektiği durumlarda silindiri ileri çıkarıp işte orada bir ayrım yapabilirsiniz. Bu şekilde daha büyük verilerde de byte byte ya da word word kaydırmanız mümkün. Temel kullanım amacı bu. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.